Üzücü haberle başlayalım. Üzücü haber derken şey... İstanbul Yok yok Üzücü haber derken o şekilde değil Şimdi maalesef İstanbul Büyükşehir Belediyesi otobüs bakım ihalesini aynı firmaya vermiş. Mehmet Tevfik Göksu da bunu duyurmuş. İstanbullulara geçmiş olsun diyor. Çünkü İstanbul'da biliyorsunuz haberi otobüsler yanıyor Bu açıdan da Mehmet Tevfik Göksu bunu duyurmuş. Yani aynı firma bakım ihalesini almış. Geçmiş olsun İstanbullulara diyorum ee, i̇nşallah da düzelir diyorum yani. Bu bak belki de bu ihaleyi alan firmadan değildir. Ee, Balıkesir'deki bir gazeteci arkadaşla görüştüm ben Ankara'da. Geçtiğimiz günlerde geldi. Ankara altında hamam önünde, hamam önündeki o eski evlerin birinde yine bir gazeteci arkadaşımızın bürosunda otururken Balıkesir'de ne var ne yok diye konuşurken şunu söyledim. Ya dedi Balıkesir'de bundan 3 ay öncesine kadar, 2 ay 3 ay öncesine kadar haberi hükümet eleştiriliyordu. Yani hükümet eleştiriliyordu, ekonomi eleştiriliyordu, yanlış gidiyor bazı şeyler deniyordu. Ee, AK Parti ve MHP'den bu ortaklıktan hani büyük bir eleştiri yağmuru vardı. Fakat 3 ay sonra yani bugün o geldiğimiz noktada artık mesela bu sene çiftçinin ürünü para etmiş Balıkesir'de. Arkadaşımızın söylediğini söylüyorum gazeteci arkadaşımızın. Çiftçinin ürünü para edince çiftçiler arkadaşımızın söylediğini söylüyorum gazeteci arkadaşımızın. Çiftçinin ürünü para edince çiftçiler memnun. Vatandaş yapılan bu son hamlelerden son 2-3 ay içerisinde hamleden memnun. Dolayısıyla ee, Cumhur İttifakı, AK Parti ve MHP'nin Balıkesir özelinde söylüyorum, yukarıya doğru bir ivme sağladığını ve eleştirilerin kesildiğini söylüyor. Şu anda ee, Balıkesir'den baktığınız zaman olay böyle gözüküyor. Dolayısıyla siz şimdi a, altılı masaya geldiğiniz zaman altılı masa olarak Cumhurbaşkanı profili çıkaracaktınız. Nerede profil? Yani bana profili göstersinler. Hani Cumhurbaşkanı adayı profili çıkaracaklardı. Bu altılı masanın altı toplantısının yapılma sebebi e, parlamenter sistemin ana çıtasını ortaya koymak. İkincisi de asıl önemli saati birincisi diyelim. Cumhurbaşkanı adayı profili çıkaracaklar. Söylem şu olmaya başlamıştı. Ee, ya kime kimi seçeceğimizi bilmiyoruz henüz ama kime oy vereceğimizi biliyoruz demeye başlamışlardı. Kime oy vermeyeceğimizi biliyoruz. Yani Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeyeceğiz zaten. Millet de dedi ki o zaman tamam kime oy vermeyeceğini biliyor taban. Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeyecek. CHP, İyi Parti diyelim. Bekliyorlar. İşte bu beklenti çok uzadı. Çok uzayınca vatandaş ya sizin kime oy vermeyeceğimiz belli dediğiniz Recep Tayyip Erdoğan ya atılımlar yapıyor sürekli. Sürekli gelişim yapıyor. Evet eksikler var. Eksik olmaz olur mu? Bir sürü eksik var. Ama yaptığı atılımlar var. Siz ne yapıyorsunuz? Biriniz ee, kongrede çıkıyorsunuz ya da partilerinizde çıkıyorsunuz. Yanımda mısın diyorsunuz. Öbürü de bir programa, televizyon programına çıkıyor. Fatih Altaylı üstünden ateş ediyor CHP'ye. Resmen Meral Akşener CHP'ye ateş etti. Ateş etmedi yaylım ateşi. Yani yaptı ya. Meral Akşener'in evet. yaptığını herhalde başkası yapmamıştır. Ama ben Meral Hanım'ı suçlu gördüğüm için söylemiyorum. Yani orada da e, Kemal Bey'in doğru adımlar atması gerekiyordu. Yani Balıkesir özelinden durum bu. Peki Kemal Bey aday olursa ne olur? Kemal Bey Zoraki aday olursa ne olur? Peki Kemal Bey Zoraki aday olduğu zaman zoraki. İYİ Parti'de Zoraki yani Meral Hanım'a rağmen Meral Hanım... Tamam, sen de kendi adayını çıkar dedi CHP ve e, Kemal Bey aday oldu. E, Meral Hanım şunu mu yapacak? Kemal Bey aday olmanı istemiyorduk ama sen aday oldun. O zaman biz seni destekleyelim mi diyecek? Bunu derse ne olur? Meral Hanım ve İyi Parti kaybeder. Biter. İyi Partinin sağda söyleyecek sözü olmaz. Çünkü İyi Partinin öncelikli hedefi mecliste güçlü olmak. İYİ Parti şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında güçlü bir parti olmak istiyor. Beşinci parti şu anda. Yani baktığınız zaman e, İYİ Parti ikinci veya üçüncü parti olma çabasında mecliste. Dolayısıyla eğer siz Kemal Bey'i desteklerseniz istemediğinizi deklar etmenize rağmen çıktı. Daha ne desin Meral Hanım yani? Daha beddua etsin yani Kemal Bey'e aday olma diye? Yani o açıdan da kaybeder. Yapacağı şu olur bu sefer. Kemal Bey'i desteklemeyip. Kendisi aday Barış Bey, Meral Hanım aday olabilir dedi ama ben bunu daha önce İyi Parti kulislerine sordum. Meral Hanım aday olmaz, en kötü ihtimalle İyi Parti adayını gösterebilecek Gösterecekse bile Meral Hanım dışında bir aday gösteririz demişlerdi. Yani Meral Hanım Cumhurbaşkanı adayı olmayacak. Ben şeyi merak ettim. 3 isim belli olmaz o işler. Üç isim abi. dedi ya Barış. Kesinlikle belli olmaz. Yani kesici var mı acaba? İlhan Kesici var mı acaba? İlhan Kesici eee İlhan Kesici CHP. Ben bunu daha önce yorumlamıştım. Yani İlhan Kesici CHP yönetimi kaldıramaz. Yani İlhan Kesici çıkar doğru bir şey söyler. Zor ki, durumda ki bırakır. Doğruyu söyler. Ya yani doğruyu söyler. Doğruyu zor durumda söylüyor. bırakır. Dolayısıyla ben CHP'nin İlhan Kesici'yi doğru siyaset yapan bir isim olması hasebiyle göstereceğini zannetmiyorum. Benim gördüğüm bu. Ee, Kemal Bey, yani tablo bu şekilde. Selahattin Demirtaş'a e, Barış Bey çok doğru söyledin. Siyasette hiçbir şey belli olmaz. O yüzden ben daima siyasette diyorum ki Bizim aldığımız kulisler kim kulis veriyorsa versin. Biz zaten olasılık yüzde %70 %70'e 30'dur. Benim söylediğim de öyle. %70'e 30. Çünkü siyasette bu olmaz diyorsun. Ya, Abdullah Gül'ün ismi heyecan veriyor hala ya. Masayı karıştırıyor. Abdullah Gül de burada Abdullah Gül diyorsun ya. Ankara'da Birkaç gün konuşuluyor bu. Bunu bilin. Çok enteresan. Ankara'da birkaç gün konuşuluyor. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni oy verir mi? Abla ya, ya mümkün ve, değil. Tamam yani. ama konuşuluyor. Barış Bey verir misin? Abdullah Gül'e sert mümkün tepkiler geliyor. Şöyle bir şey var. Abdullah Gül ismi heyecan oluşturuyor derken bir dalga anlamında söylüyorum. Yani yaşasın şak şak geliyor falan değil. Mesela CHP Abdullah Gül'e çok sert tepki göstermeye başladı. Çünkü Abdullah Hı -hı. Gül ismi heyecan dalgası oluşturuyor. Bunu seviyorlar anlamında söylemiyorum. Konuşuluyor ya Ankara'da 3 gün. Ben de buradan söylüyorum. Abdullah Gül'ün ismini de Temel Karamolluoğlu masaya getirebilir. Çok enteresan. Tekrar getirebilir. Çünkü Temel Karamolluoğlu Saadet Partisi Genel Başkanı şu anda Abdullah Gül'le konuşuyor. Hem de masada ne olduğunu konuşuyor. Abdullah Gül'e masada ne olduğunu bilgisini kim veriyor? Temel Bey niye konuşuyor Abdullah Gül'le? Bu bilgileri veriyor. Ha, çok garip bir şey olduğu anlamında söylemiyorum. Verebilir. Ülkenin Cumhurbaşkanlığı'nı yapmış bir isimdir. Abdullah Gül siyasetçidir. Temel Karamollaoğlu'yla da sıkı ilişkileri vardır. Dolayısıyla Temel Bey altılı masada ne konuşulduğunu Abdullah Gül'e gidip muhtemelen söyleme hakkına da sahiptir ve de söyleyebilir. Çünkü ülkenin Cumhurbaşkanının yapmış bir isim ki ben Abdullah Gül'ün süreci Temel Bey üzerinden okuduğunu. Altılı masayı Temel Bey üzerinden okuduğunu çünkü her ne kadar e, Deva ve Gelecek Partisi üzerinde Abdullah Gül'ün etkili olduğu söylense de Deva'da ve Gelecek'te Gelecek Partisi 0.5'in altında kaldığı için Abdullah Gül Gelecek Partisi'nin umudunu kesti. Deva yine yüzde bir buçuk. Bir tandansına girdi. Sıfırdan bir kurtuldu bir Deva Partisi ama seçimde ne olur bilemem. Şu Fatih anda Erbakan'ın oyu yükseliyor. Yani sıfırdan erbans. kurtuldu da hani bir oldu yani. Erbakan'ın oyu yani, saadeti de geçmişti. Şimdi e, durum böyleyken Deva'da da Ali Babacan kazan kaldırmaya başladı bu sefer. Yüzde sıfırı geçince kazan kaldırmaya başladı. Dolayısıyla şu anda Abdullah Gül'ün muhatabı Temel Karamollaoğlu oldu. Altılı Masa art, ortak aday göstermezse altılı masa ortak aday göstermezse bu CHP ve İyi Parti'nin seçmeni siz niye bizi oyaladınız? Niye masa kurdunuz? Bir yıl ya. Niye siz bu masayı kurdunuz da bu sefer CHP seçmeni demeyecek mi? <laughs> AK Parti'nin başbakanlığını yapmış Ahmet Davutoğlu'yu masaya oturttun. Evet. Ali Babacan'ı masaya oturttun. Sana destek vermeyecekti de sen niye bunları masaya oturttun? Seçmen bizi izliyor demeyecek mi? Sen niye oturttun bunları biz bunlarla terslik Niye e, altılı masanın Oy veren seçmeni kendi arasında Konsolide oldu Çünkü buradan bir ortak aday çıkacaktı ya Metne döktüler imza attılar e, Tabi ortak aday çıkacaktı Ve bu ortak adayı Recep Tayyip Erdoğan'a Karşı herkesi birleştirecekti Davutoğlu'su, Babacan'ı e, HDP'si, e, Kılıçdaroğlu Akşener'i hepsi Hepsi ya. birleşecekti Hayırlı. Peki Ali Babacan'a ve Ahmet Davutoğlu'na Sormayacaklar mı? Ahmet Davutoğlu ...madem ortak adaya destek vermeyecektin... ...sen CHP ile niye oturdun? Evet. Şimdi hadi, peki bunlar kime oy verecek? Dolayısıyla... ...sonu iki dakikada toparlıyorum. Hemen Bir dakika diyelim ona, tamam. Bitiyorum, <laughs> reklama mı gidiyoruz? Peki devam edelim. Şimdi efendim. şöyle... E, ...ortak aday gösterilmezse... ...sıkıntıya girerler. Kemal Bey ortak aday olmazsa... ...sıkıntıya girer. Kemal Bey ortak aday olmazsa... <laughs> ...sıkıntıya girer. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili de şunu söyleyeyim... Yine Mansur Yavaş'la ilgili e, ben süreci CHP üzerinden değil İYİ Parti üzerinden daha iyi takip edildiğini söylüyorum. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu zaten artık olmuyor. Büyüsü bozuldu, gitti. Mansur Yavaş noktasında da Mansur Yavaş'ın adaylığını Kemal Bey istemez. İstemez. Mansur Yavaş'ın adaylığını İYİ Parti de masaya getirmek istemiyor. Niye getirmek istemiyor? Denklem çok garip bir denklem. Kemal Kılıçdaroğlu %48 oy alsa. Recep Tayyip Erdoğan %52 oy alsa Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başından gönderirler. Kazanamadın diye. %48 oy alsa bile. Oyun ama yok kaybetmiş olur. Ama Mansur Yavaş %45 oy alsa, Recep Tayyip Erdoğan %55 oy alsa Mansur Yavaş ya İyi Parti'nin ya CHP'nin başına geçer. O yüzden ne CHP ne İyi Parti Mansur Yavaş'ı bu denklemden dolayı istemez. İstemeyeninde yani Niye peki ismi ön plana çıkıyor hep? Niye hep bunlar söyleniyor? Meral Hanım tribün yaptırdı bu sabah. Tabii. Ben izledim bunun ya. sebebi de şu. Kemal Bey'e mesaj. Yani Kemal Bey'e mesaj veriyor. Çok doğru söylüyorsun. Tribün yaptırıyor. Mansur yavaş olsun. Hatta Mansur yavaş ve Ekrem ona sıcak bakıyoruz diyor. Niye? Kemal Bey ister mi CHP'li belediye başkanlarının aday olmasını? İstemeyeceğini Meral Hanım biliyor. Ama Meral Hanım siyasi bir blöf olarak, bunu amiyane tabirle söylüyorum. Yoksa blöfçü falan anlamında söylemiyorum. Siyasi bir blöf olarak Kemal Bey'e dönüyor ve bak bu kişiler aday olursa sen tehlikeye ama girersin. Ama üç isim diyorsan. Yardımcı. Dolayısıyla o üç isimde ama Ekrem Bey ve Mansur Yavaş var mı yok mu bilmiyoruz. Yani, yani olacağını zannetmiyorum. Ben, bu arada Değil iddialı mi? yani evet üç isim kısmı bana gerçekçi bir e, söylem olarak geliyor. Ama Mansur Yavaş ve Ekrem oğlu olmayacaktır diye ben biraz daha net söyleyeyim Vay niye olmayacaktır siz CHP'nin genel başkanı olarak hem adayım yanımda mısınız diyeceksiniz hem de belediye başkanlarına aday göstereceksiniz. Siz göstermiyorsunuz ki Meral Hanım gösteriyor. İşte Meral Hanım'a söylüyorum ben. Yani. Göstereceksiniz peki seçmen demeyecek mi Kemal Bey yüzde 45 oy aldı ya Mansur Yavaş seçimden sonra Ekrem İmamoğlu veya aday oldu 45 oy aldı yüzde yani 45 toplumun yüzde 45 oyunu almış bir kişi. CHP'nin genel başkan olmayı hak etmiyor mu? Taban bunu demeyecek mi? Kemal Bey aday olmazsa siyasi hayatı biter. Biter. Nokta. Biter. Kesin Yüzde yüz. Biter. Kemal Yok, Bey aday olmazsa oldukta, siyasi mi? hayatı biter. Ama bir kurtarırı var. Partinin kapısına sokmaz. Bir kurtarırı var. Tek kurtarırı var. M Meral Hanımı dinleyerek ne CHP'nin içinde ne İyi Parti'nin içinde olmayan kimdir o bilmiyorum ben. Olmayan bir kişiyi aday gösterirlerse. CHP ve İyi Parti'ne yakın mesafede kişiye aday gösterirlerse siyasi yaşamlarının sürme ihtimali doğar. İhtimali Sürer mi bilmiyorum. Ama kapılar kapanmaz. Sayın hocam doğar. Hocam evet. aday mısın? Teşekkür ederim hocam. Hocam güldü vallahi. Ben sana bir noktada katılmıyorum son söylediklerinde. Bu seçime CHP'den kim kaybederse siyasi hayatı biter. Tam kim da, olursa olsun bu. Bu da sizin yorumunuz. Teşekkür Elbette. ederim. Elbette. Çünkü barışta Mansur Bey'in CHP Genel Başkanlığı falan gibi Yok, yorumları Mansur çok ilerliyor. Mansur Bey içeride. zaten hiç renk vermiyor. Ee, bir tabii saniye. Van bazı... Ha. CHP'den CHP'den kim olursa mesela Mansur Yavaş aday oldu Sayın Hı. Aktaş. %45 oy aldı veya 48 oy aldı. Kaybetti ama 48 oy aldı. Bir partinin başına falan gelemez. Yani. Peki Olmaz millet demeyecek Olmaz. mi? Mansur Yavaş 48 oy alıp da CHP'nin başına gelmiyorsa Hı. ben de bir şey bilmiyorum. Millet Ankara, kaybedene Ankara, kaybedene Ankara Büyükşehir Sen Belediyesinde de. sence kaç CHPli var Hacı? Az, az mı? <laughs>